Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine ıslak saçlarla geldim çünkü yine bir saç şekillendirme videosuyla karşı karşıyasınız. Biraz karışık kuruşuk ama halledeceğiz birlikte. Yoyu nasıl çekmeye başladığımı önce bir anlatayım. Funda adlı bir takipçim var. Selam olsun izliyorsa. Teşekkür ediyorum yorum için. Çünkü bana farklı bir alan açtı. Dedi ki bu aletle biz dalgalı fön çekebilir miyiz? Ben bunu çok denemedim. Yani hacimli olsun, uçları hafif kıvrık olsun yeterliydi benim için. Düzleştiriciyle dalgayı daha güzel yapıyordum. Hatta öyle de videolarım vardı biliyorsunuz. Bugün bunu deneyelim istedim. Bu iki başlığından şu ufak olanı kullanacağım. Çünkü bu çok iri olduğu için daha düz föne elverişli gibi. Yine hafif nemli saçlarım. Öncesinde şu bir önceki videomda da kullandığım Gliss'in Schwasco Gliss. Şu saç spreyinden sıkacağım. Güzelce çalkaladım. Şöyle mis kokusuyla saçlarımı yumuşatsın istiyorum. Bugün de dalgalı saçı denemiş olalım. Evet, tamamdır. Şimdi bunu nasıl yapacağımı önce bir tarif etmem lazım. Böyle tel tokalar aldım. Minik. Peki ojelerim. Evde durup hiç kullanmadığım bir renkti. Sizin karşınıza süslenerek çıkmak istediğim için söyleyeyim. Bu tel tokaları saçlarımı kurutup kıvırdıktan sonra soğuyana kadar tutturacağım, o şekilde kullanacağım. Saldığımda daha güzel bir dalga elde etmemi sağlayacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii, bir ilginç bakış açısı. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle şunu bir geçirelim. Daha yeni genç kız olmaya başladığım zamanlar böyle herkesin saçlarını boyatması, işte kestirmesi böyle bana çok cazip gözükürdü. Anneme yalvarırdım, hadi kuaföre, hadi kuaföre diye. Bizim de yani burada mahalle arasında bir ablamız vardı kuaför. Ona gittiğimizde fırçayla böyle fön çekerken fırçayı çevirip işte o şekilde kurutup saçı, ondan sonra fırçayı açtıktan hemen sonra sıcakken elleriyle böyle dolayıp tel tokayla tuttururdu, bekletirdi. En sonunda onları açtığında böyle lülüş lülüş, iri dalgalı saçlar elde ederdi ve çok hoşuma giderdi. Ben de şimdi onu yapmak istedim. Bakalım bir deneyeceğiz. Hediyeleri neler olacak bakalım. Şimdi saçlarımı yine şöyle kulak hizamdan topladım. Her zaman yaptığım gibi. Aslında biraz kalın aldım ama biz yaparken tutamları seyreltiriz. Ufak ufak alırız. Şöyle kıvıralım, bir toplayalım burayı. Şimdi ses olacağı için konuşmayacağım yine. Dediğim gibi zaten göreceksiniz. Daha ufak tutamlara bölerek bunları böyle kıvırarak o şekli vermeye çalışacağım. Doğru anlatabildiysem. Hadi başlayalım. Biraz nemli olduğu için saçımı beklettim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Hatta hala nemli, az mı oldu bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. İşte o kuaför böyle yapıyordu. Sonra hatta kimisi makineye giriyordu, kimisi böyle bekliyordu. Bakalım. Şurayı güzel ayıralım. Arkadan başlayayım. Burası böyle kalsın, tamam. Şu alttaki saldı kendini. Sanırım onun ukasını alabilirim. Bayağı sıcak üflüyor.
Yani böyle biraz tuttuğunuzda şu anınıza gelmemesine dikkat edin eğer böyle bir şey yaparsanız. Bunu düzleştiricide de uygulayabilirsiniz. Mesela düzleştiricinizi aldınız. İşte kıvırdınız, kıvırırken kullandınız. Öyle saç şekillendirme videolarım var. İri bukleler elde etmek istiyorsanız böyle soğuyana kadar bir tokayla tutturup bekletebilirsiniz. Saldığınızda çok daha güzel bir şekil elde etmiş oluyoruz. Tavsiye ederim. Güzel teknik. Şuradan alttan bir tane çıkartalım. Evet. Biraz teferruatlı gözüküyor ama el alışınca güzel oluyor, keyifli oluyor yani. Şuradan bir tanesini çıkartıyorum şimdi. Tekrar alan açalım kendimize. Bakın çıkarttığımda böyle. Daha bir de biz bunları böyle şey yapacağız. Serumlayacağız, edeceğiz. Daha da güzel olacak. Bakalım. En arkadaki tutamları da şöyle biraz kalın alıyorum. Şunu kulak arkası yapacağım. Yani evde yapabilirsiniz. Bir şey daha ekleyeceğim. Eğer şu tepedeki tutamları bu yöne doğru çevirip de böyle tutturursanız, yani ister düzleştirici ister bigudi kullanın dalga yaparken, açtığınızda şöyle geriye geldiğinde dışa doğru kıvrımlar oluşmuş oluyor. Yani siz saçlarınızın hangi yöne doğru kıvırmak istediğinize karar vererek de şekil verebilirsiniz. Mesela geçen videoda da söylemiştim. Benim saçlarım bu tarafa doğru döndüğünde, işte özellikle şu sol tarafın bu tarafa döndüğünde, işte sağ tarafında içe doğru döndüğünde aynı yönde oluyorlar ve öyle alışmış. Yani ben fön çekmesem bile vurarak bir topuz yapayım, saldığımda o yönde kalmış oluyor. O saçlarım o yönü sevdiği için ben de söz dinliyorum. Genellikle öyle yapıyorum. Dikkat ettiyseniz mesela burayı bu tarafa, burayı bu tarafa doğru kıvırdım. Tabii siz mesela iki tarafı da dışa doğru ya da iki tarafı da içe doğru da yapabilirsiniz. Yönlerini nasıl isterseniz öyle ayarlayabilirsiniz. Şunu şöyle bir kıvıralım. Bayağı kalın oldu yalnız bu. Bakalım tutabilecek miyiz? Şuraya tutum olmalı. Geriye doğru tutayım. Şimdi orada işlem yapacağız. Şimdi burada şöyle bir karmaşa oldu. Şurada arkada kalan bir tutamı açmış olayım. Sanki şu tarafımda hafif nemli bir yer kaldı. Aslında bunu kuru saça yapsak daha mantıklı. Yani düz fönde hadi güzel kurutuyoruz. Bir daha üstünden geçiyoruz ama dalgalı saç yapacaksak önceden kurutmak bence daha mantıklı. Yani neminin hiç olmaması daha çok işimizi görür. Kolum ağrımış olabilir mi? Olabilir. Böyle tepede tutunca ağrıdı. Şu elimle tutayım bari biraz. Ya böyle teferruatlı gözüküyor ama yapınca da çok keyifli. Ben tavsiye ederim. Vaktiniz olursa kendinize böyle vakit ayırabilirsiniz. Yani eğer seçerseniz tabii. İsteğe bağlı. Şöyle şurayı da kıvıralım şimdi. Kıvıralım. Evet. Bakın şöyle oldu. Kontes saçı yaptım kendime. Bundan daha keyifli nasıl olur? Hakikaten kontes saçı oldu şu an. Tamam. Şimdi burası kaldı. Burayı nasıl yapsak acaba? Dışa doğru mu yapsak? O yine içe doğru bir bakalım. Ama bu çok bu öne geliyor. Şöyle geriye alalım. Bakalım. Demiştim onu sıkı tutturamamıştım. Öne doğru geliyor demiştim ve geldi. Geldi, hoş geldi. Şöyle yapalım. Sizi ayırmalıyız çocuklar, bir dakika. Evet. Evet. Bunu tutturmayacağız demek ki. Bunu da böyle alıp kabul edeceğiz demek ki. Bazı şeyler kontrolümüz dışında oluyor. Ay. Şu an resmen düğüne hazırlanıyor gibiyim. Allah'ım. Karantinada sokağa çıkma yasağı var. Ben de şu tutamı biraz ayırayım. Oh. Yani değişik bir tarz oldu. Tamam, halledeceğiz. Oldu, değişik bir stil. Bir de burayı aldık. Yalnız bir tanesini sökelim yine.
Hep de bu tarafı söküyorum ama. Sonlara geldiğimde çok mutlu oluyorum. Çünkü ve saçlarımın güzelleşeceğini, güzel gözükeceğini hissediyorum. İyi hissettiriyor. Ay, güzel oldu. Bunu da bir tutturalım da bir var. Hemen bir iki dakika da olsa şöyle bir tutsun. Bu arada biz arkaları açalım. Tamam. Şimdi ben ön taraflarımı iki yanında dışa doğru ayırdım. İşte ben genelde yandan kullanıyorum saçlarımı. Siz de öyle yapabilirsiniz. Dışa doğru ayırmamın sebebi ortadan bile olsa böyle yüzünüz açılıyor ya, güzel geliyor. O zaman böyle şu an tam bir kontes gibi olmadım mı? Allah'ım. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu arkamı açıyorum. Hala böyle elime hafif nemli yerler geliyor gibi. Ama bu aletle de gayet böyle iri dalgalar elde edebilirsiniz. Tabii. Tercih. Yani dediğim gibi bunu şeyle de yapabilirsiniz. Normal mesela saçlarınızı kuru ama yatarken olmaz herhalde. Gerçi olabilir. Normal saçlarınızı kuruttunuz. Böyle dalgaları işte oluşturup tutturup ondan sonra sabah uyandığınızda açabilirsiniz. Çoraplara saranlar var. Yani ben böyle ısıyla daha çabuk olduğu için daha kolayıma geliyor aslında. O yüzden yapıyorum. Tamam, şimdi kaldı mı bir yerde tutturduğum bir şey? Kalmadı. Şimdi dağıtım aşamasına geldik. En sevdiğim aşama. Hemen elimize bir şöyle serum alıyoruz. Botanica Comfort. Daha önce de kullanmıştım zaten. Göstermiştim. Tekrar göstermiş olayım. Ben Trendyol'dan indirimle 40-45'e mi ne almıştım. Eğer alırsanız güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Şöyle bu sefer 1,5 pompa aldım. Çok almanıza gerek yok. Yani çok az bir şey bile alsanız saçlarınız mis gibi parlayıp sağlıklı ışıldıyor. Şimdi şöyle önce sağ tarafa attım saçlarımı. Ondan sonra sol tarafa atıyoruz. Dikkat etmezseniz daha ellerimi sokmadım. Direkt böyle uçta dışta kalanları önce bir toplatıyorum. Şimdi öne doğru alıyoruz. Bakın ne güzel parlıyor. Öne doğru da aynı hareketi yapacağız. Bakın daha böyle yaylanan, hacimli, bukleli saçlarımız oldu. Artık ellerimizi şöyle, bu arada ellerimi diplerime değdirmiyorum. Artık açtırabiliriz. Biraz daha havalandıralım buklelerimizi. Yani bunu ister böyle düğüne giderken, ister işte ne bileyim, günlük hayatınızda bile yapabilirsiniz kendinizi güzel hissetmek için. Her yerde kullanın. Yani biraz kokoş gözüküyor olabilir ama seviyorum böyle hacimli şeyleri. Şöyle bakalım bir çeki düzen verelim. Şurası bir olmadı sanki. Şöyle. Bir olduramadım sanki. Çok böyle havalı havalı konuşmalar yaptım. Bir hareketler yaptım. Bir dakika şuradan ayırsak. Böyle iyi. Yani tabii siz bunu tokayla da tutturabilirsiniz. Böyle dalgalar elde ettikten sonra. Şurasına kulak arkası yapsak dışa. Şurasına şöyle yanalsak. Ya o kadar hacimli ki böyle saç ister istemez öne düşüyor. Evet. Ben tatmin oldum şu an. Siz olmamış olabilirsiniz şu an. Çünkü bu saç böyle olmadı. Ben bunu nasıl kullanacağım böyle? Bir dakika. Şurada ortadan deneyelim. Ya anlaşıldı, illa bizim bir şey kullanmamız gerekiyor. Bak şuralarım hala nemli mesela, o basıklık var. O yüzden zaten belki şekil vermekte zorlanıyorum. Bak şurası tutmamış gibi böyle. Ama hiç uzatmayacağım yani, anladınız siz benim niyetimi. Şöyle şuradan bir tokayla da burayı da şey diye kurtarayım. İşte aceliniz vardır mesela, 10 dakikada bu saçı yaptınız, olmayan yerleri şöyle tokayla kamufle edip daha iyi hale getirip bebek gibi ondan sonra çıkacaksınız böyle. Tabii artık şu an yapamıyoruz. Alışveriş mi yaparsınız? Kahvenizi mi içersiniz? Arkadaşlarınızla sohbet mi edersiniz? Ama ne olur hani ne bileyim evde fotoğraf çekmek istersiniz. Bir şey olur. Ya da o gün kendinizi özel hissetmek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle işte. Güzel. Ben sevdim. Dilerim siz de sevmişsinizdir.
çok sevgiden girdim ama sizleri de seviyorum diyecektim. Çok mu böyle sevgi sevgi oldu? Ama sizleri seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı diyeceğim. Abonesiniz mi? İnşallah. Yine de unutmayın. Ondan sonra başka bir şey ekleyecek miyim? İstediğiniz bir içerik olursa mutlaka yorum olarak bırakın. Saçlarla ilgili daha çok bir şeyler yapmak istiyoruz galiba. Saçla ilgili hep bir şeyler geliyor çünkü. Ben de o alanda da yürüyebiliriz dedim. Böyle bir ufak fikirler de var aklımda. İşte bu aralar çok soru sorma taktiği üzerine bir şeyler öğrendim. Böyle pozitif düşünmemi sağlayacak eğitimlere katıldım diyeyim. Konuşabilirsem anlatacağım her şeyi. Olsun, mükemmele gerek yok, iyi olalım yeter. O alan çok rahatlatıcı geldi bana o cümle. Mükemmel değil ama iyi olsun. Onun haricinde ekleyeceğim bir şey kalmadı. Sizleri seviyorum, hoşçakalın.